1770 yılında bir tarih şans eseri. Çeşme'de Ruslarla olan savaştan ağır yenilgiyle ayrılan Hasan Paşa, üç arkadaşıyla Ayvalık civarında bir yere sığınıyor ve Ayvalık'ın papazı onlara çok iyi davranıyor, bu zor durumda olan paşa ve arkadaşlarına. O yüzden bu bölgeye bir imtiyaz veriliyor. Yani o zamandan bu zamana buranın 1700'lerde 1800'lerde gelişmesinin sebebi Ayvalık papazı ve etrafındaki Rum halkının aldığı, Hasan Paşa sayesinde aldığı imtiyazlar. Daha sonra 1800'lü yıllarda Rumların burada yaptığı birçok kilise ve evler şimdi bu Cunda'yı gezerken sizin karşınıza çıkacak ve buranın ilginç farklı ruhunu veren şeyler aslında. Cunda ne demek? Tabii ki buranın adı tabelalarda Ayvalık'ta önce Ali Bey Adası olarak göreceksiniz. Ali Bey, kumandan Ali Bey, Ali Çetinkaya, Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşun olarak bilirsiniz Hasan Tahsin. Bu da Ege'de padişahın Yunanlara teslim olun, burayı bırakın dedikten sonra ilk baş kaldıran Ayvalık'taki bu birliğin yarbay kumandanı Ali Çetinkaya. O yüzden buradaki Cunda Adası'na Ali Bey Adası deniyor. Cunda ne demek? Yunta eskiden denizcilik tabiri olarak yelkenlerin şişmesi, rüzgarla dolması. Bir de bir denizcilik terimi daha var. Onu tam bilmiyorum. İşte yelken direklerinin iki ucu arasını falanı ve filanı olarak Yunta deniyor. Yunta Adaları burası. Piri Reis'in 1500'lerdeki haritasında geçiyor. Daha sonra Yunta Adası, Yunta Adası derken Cunda Adası olarak da bir başka isim olarak Cunda Adası'na isim veriliyor. Genel bilgiler bunlar. Hızlı hızlı söyleyeyim ki bundan sonra sizleri daha çok keyifli görüntülerle baş başa bırakayım. Hemen önümde ünlü Aşıklar Tepesi ve Değirmeni var. Aynı zamanda önünde bir kilise, orası kitaplık olarak da yapılmış, restore edilmiş. Aşıklar Tepesi ve ünlü Değirmeni. Tabii Cunda'ya gelenlerin ilk uğrak yeri diyebiliriz. Değirmen şu an aktif değil, bir kafe var. Onun mutfağı ve ofisi olarak kullanılıyor. Ve tabii yanında Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı. Yine Rahmi Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından 2007 yılında burası restore edilip kitaplık haline getirilmiş. Çok değerli eserler var. Mutlaka geleceksiniz, göreceksiniz. Cunda'nın keyifli tarafı tabii bu tepelerden Ayvalık'ın, Edremit Körfezi'nin koylarının görülmesi. Aşağı indiğinizde de Cunda'nın sokaklarına karışır. İşte kah bakımlı, kah bakımsız ama her zaman size çok ilginç hisler uyandıracak Cunda sokaklarında dolaşırsınız. Küçük bir bilgi daha. Kitaplığa adı verilen Sevim ve Necdet Kent, Türkiye'den çıkmış en önemli yöneticilerden, dünyaca ünlü içecek firmasının yönetim kurulu başkanlığına kadar yükselmiş olan Muhtar Kent'in anne ve babası.